Herkese merhaba. Yeni bir günden ve yeni bir videodan. Bugün ben canım arkadaşım Umman'la buluştum. Ama ne buluşma var ya, o kadar güzel planladık ki kahvaltıya gideceğiz, güzel güzel kahvaltı edeceğiz diye. Oturmamızla kalkmamız bir oldu çünkü çocuklar durmadı. İkisi de. Biz de burada böyle dışarıda şimdi kahvaltımızı yapıyoruz. Bu arada benim diyetim güme gitti çünkü bu bayağı böyle beyaz ekmek, içinde de kocaman bir tavuk göğsü var, şnitzel var. Bunu da diyetisyenime bildirmem lazım. Bakalım ne diyecek, hiç sevmeyecek. Ama yapacak bir şeyim yok. Tartı günümdü. Kendime bugün ödül veriyorum. O yüzden böyle bugün. Evet, biz Umman'la ayrıldık. Evde işler bekler diye ama benim pantolona ihtiyacım var. Pantolon alacağım ve şu an City Galeri'ye geldim. Göstereyim size şöyle. Burası Oxford'un alışveriş merkezi. Şurada da sinema var. Ve buraya gireceğim şimdi pantolon almaya. Bakın burada bir... Böyle bir ceket şöyle ama bedeni S. Yani M, medium olsa daha iyi olur. Oldu ama yani biraz daha bol olsa fena durmaz. Evet, ben eve geldim. Burada size aldığım pantolonu göstereceğim Zara'dan. 20 euroya buldum. Çok da iyi bence 20 euroya bir pantolon. Şöyle pantolon bu. Yüksek bel. Bir de 10 euroya şöyle New York'tan kazak buldum. Yerini çok sevdim. Bol bir kazak aslında ama üstümde dar olacak gibime geliyor. Bunları aldım. Pantolonlarımı belki öbür videolarda söylemişimdir. Hep patlattığım için. Hiç pantolon kalmadı. Bakalım bu ne zamana kadar dayanacak. Evet, aldığım pantolonu denedim. Şimdi böyle oldu. Bayağı yüksek be. Şöyle. Böyle görünüyor. Kazak da bu. Çok güzel bir kumaşı var. Kumaştan dolayı hoşuma gitti. Böyle oldu üstüme. Evet arkadaşlar, bakın burada annem misafirim geleceğini biliyordu ve bugün çok işimin, terminlerim olacağını biliyordu. O yüzden bana böyle bir fırında yemek yaptı. Köfteli, patatesli, sebzeli. Burada da ben şey hazırladım. Mercimek çorbası yaptım. Biliyorsunuz dolma sarıp buzluğuma atıyorum. Onu çıkardım dün. Burada bulgur pilavı pişirdim ve burada marulum yoktu diye domates salatası yapıyorum. Biraz iri iri doğradım ama yapacak bir şey yok. Bayağı şey, yorgunum son zamanda. O yüzden bugün ancak bu kadar. Çocuklar aç olduğu için yemeye başladı. Çünkü abim herhalde biraz geç gelecek. 6'ya doğru falan gelirler ya da 6.30'a doğru, bilmiyorum. Kerim'le Ayas da burada. Yeni babası Ayas'ı yediriyor. Kerim de burada kendi yiyor. Kerim'in üstü başı hep kan oldu. Burnu kanıyor bugündür. Yani bugün sürekli burnu kanıyor. Yemiyor mu? Senden yemiyordur yine. Mutfaktan ayrılmadı o. Aç. Senden yemiyor. Senin elinden işte. Olabilir. Annem blokin yapma. Amcası ve yengesi Türkiye'den hediye getirmiş. Bakmayın, daha hala değişmedim üstünü. Aç bakayım, aç. Otur da aç. Aç bakayım. Yazık, açamadı. Oo. Göster bakayım. Ya, hey, yanlış oldu bu. Yok yok. Hasan abi, o Kerim'in ki, bu Ayas'ın ki. O daha küçük böyle. Küçük. Kırmızı beyazdı Kerim. Pardon. Al Kerim, gel gel. Kerim, bak bak nasıl kaçıyor Sivas'tan. Bak 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 bak, ben diyorum size boğadan alayım. Çıkar çıkar bunu. Çıkar, dur Tufan abi, çıkarsın güzelce girsin kalsın. Maçta da giyersin Kerim treninde. Çıkar. Çıkar. Şuradan artist. Bunu mu kanıyor? Vay. Bakayım, Kerim yine mi kanıyor? Evet. Bir de arkadan 58. Vaa, dön dön dön.
söyle. Beğendin mi? Onu da çek. Şuna bak. Teşekkür ederiz. Şşşt, Sivaslı. Sivaslı. Sünnet hediyemiz de burada. Sünnet hediyesi de var bize yasa. Bak. 58. Şşşt, Sivaslı. Kaç? Kindergarten'de. Herkese yeni bir günden günaydın. Ben Kerim'i şimdi anaokuluna götüreceğim. O yüzden ekmeğini hazırlıyorum. Burada semir yapacağım. İki tane yemese de iki tane yapıyorum. Çünkü bazen öğle yemeğini seçiyor, ayırt ediyor orada. O yüzden eğer onu olur da yemezse aç kalmasın diye iki tane genelde ekmek koyuyorum Kerim'e. Normalde labne ve reçel yer ama bakalım yağ yine alıştırmaya çalışıyorum. Yağ görünce Kerim ne yapacak bilmiyorum. Sen kendine semil aldın mı? Hayır. Niye? Ne kaldı ya? Tamam. Burada. Evet, biz şimdi anaokuluna geldik. Kerim'i getirdim. Komşum da geldi aynı anda. Evet, Mahir de geldi. Sen niye ağlıyorsun yine? Evet, bu Ayas'la benim kahvaltı tabağım ve bugün sıcak bir şey içmeyeceğim. Kahvaltıya acilen enerjiye ihtiyacım var. Bunu içeceğim. Fazla yeşillik de canım istemedi. Ekmek de Ayas'ın. Ekmeksiz nasıl yiyeceğim omletimi bilmiyorum ama bir türlü olacak. Salamı da Ayas'a çıkardım. Yani bana iki omlet, zeytin ve şu maydanoz kalıyor. Çok güzel değil mi kahvaltım ya? Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Ben Kerim'i aldım. Ayas'ı terminine götürdüm doktora. O sırada da Halo gelmişti çocukların odasına. Onu almaya gittim. Paketçiye bırakmışlardı ama halı çok berbat çıktı. İpli bir halı çıktı. O da çocuk odasında hayatta kullanacağım bir şey değil. Onu da geri yollamak düştü. Bir de onu yollamasıyla uğraşacağız şimdi. Gözle almadan olmuyor. Halıyı gerçekten seçmek lazım. İyice bakmak lazım. Ona göre almak lazım. Çok kötü oldu yani. Çok da sinirlendim. Bayağı da bekledim o halıyı. Yani hiç resimdekiyle alakası yoktu. Yapacak bir şey yok. Artık gidip beğeneceğiz Kerim. Ne değil mi anneciğim? Hı? Gidip beğeneceğiz Kerim'le halını değil mi? Beraber. O halıyı çıkar. Oturma odasındaki halıyı halı çıkar koy diyor, başka halı koy diyor, emredersin. Kafayı çarptı. Ayas kafayı çarptı. Bir videonun daha sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone olmadıysanız da abone olursanız seviniriz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.